Bugün Miami Brickle'dan sesleniyoruz sizlere. Hepiniz artık benim Nativo'ya olan aşkımı biliyorsunuz. Benim Nativo'yu size tavsiye etme ya da kendi almış olma sebebim sadece Miami'ye olan aşkım ya da Downtown Miami'de önümüzdeki 5 yıl içerisinde planlanan gelişmelerin, projenin değerini artıracak olması değil. En önemli nedeni kısa dönem kiralamaya izin verilen nadir binalardan biri olması. Ama Nativo Airbnb'ye izin veren tek bina değil. Mesela ben şu anda Airbnb izinli bir başka binadayım. Bu daireyi çok sevdiğimiz bir yatırımcımız için aldık ve bugün inspection'ını yaptık. Airbnb'nin ne kadar karlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten soru o değil. Soru bunu biz nasıl yöneteceğiz uzaktan? Kim ilgilenecek bizim dairemizle? Bu sorunun cevabı şu anda yanımdaki misafirimde. IMD Invest Management Design şirketi kurucu ortağı Esma Aydos ile beraberim. Esma Hanım çok başarılı bir şirket kurmuşlar iki ortağıyla birlikte ve sizlerin Miami'deki yatırımlarını büyük bir özen ve başarıyla yönetiyorlar. Ben hem kendisini sizlerle tanıştırmak istedim hem de onun eğer benimle beraber yatırım yapıp da bu dairelerden alırsanız sizler için neler yapabileceğini anlatmasını istedim. Çok teşekkür ediyorum Emel Hanım. Sizin de belirttiğiniz üzere genelde Airbnb olarak adlandırılıyor ama aslında biz kısa dönem kiralama yöntemi demeyi tercih ediyoruz. Çünkü Airbnb bizim için pazarlama kanallarımızdan yalnızca biri. Biz aslında bir sahibinin hayatını oldukça kolaylaştırıyoruz diyebilirim kısa dönem kiralama yönetiminde. Dairenin dizayn edilmesinden ilgili lisansların alınmasına, giriş çıkışlardan temizliğe, gerekli sigortaların yapılmasına, aklınıza gelebilecek her şeyi kapsayan oldukça kapsamlı bir hizmet sağlıyoruz. Butik bir yapı olduğumuz için son derece evlere dedikeyiz diğer şirketlere nazaran. Bütün bunlar önemli olmakla beraber bence yatırımcı için bir numaralı soru işareti yatırımın ne kadar yıllık kira getirisi sağlayacak ve ne kadar kısa sürede dönecek. Burada da mülklere göre aslında değişiklik göstermekte bu. 8 yılda geri dönen mülk de olmakla beraber genelde bu tarz fondolarda 10-12 yıl civarında bir yatırım geri dönüşünden bahsedebiliriz. Mesela bu içinde bulunduğumuz daire, sizin de söylediğiniz gibi yatırımcımız için aldık. Bu dairenin yaklaşık geri dönüşü 12 sene civarında. Yıllık bütün masrafları çıktıktan sonra yıllık aidatı, emlak vergisi yaklaşık 40 bin dolar civarında bir yıllık kira geliri var her şey çıktıktan sonra. Ya anlatacak çok şey var kısa dönem kiralama yönteminde. Çok fazla detay var. Ama hani çok fazla boğmak istemiyorum ben burada. Sizi de neler yapıyorsunuz misafirleriniz için? Buk etmesi, temizlenmesi. Evet yani biz pazarlama kanallarımız var. Farklı pazarlama kanallarımız. Airbnb dediğim gibi bunlardan bir tanesi. Bunun dışında işte Booking.com, VRBO, Expedia Group gibi birçok kanalla çalışıyoruz. Biz bu pazarlama kanalları üzerinden rezervasyonlarımızı alıyoruz. Sonrasında misafirle olan iletişimi biz sürdürüyoruz. Misafir girişlerini, çıkışlarını, temizliği, misafirin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını biz her şeyi biz temin ediyoruz. Misafir çıktıktan sonra evlerin tabii ki de kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir hasar olmuş mu, olmamış mı? Yani çok fazla aslında insanlarda genelde Airbnb olunca hani evim çok yıpranacak gibi bir algı var ama aslında realite öyle değil. Tam tersi diye düşünüyorum ben birçok noktada. Uzun dönem kiralamalarda hani bizimki kadar evlere iyi bir şekilde bakım onarım yapılmıyor. Doğru, aslında, haklısınız tabii. Ve aynı şekilde temizlik de bu kadar sık bir temizliğe evler... maruz kalmıyor. Biz neredeyse haftada 3-4 kere evleri temizletiyoruz. Doğru, hiç öyle düşünmemiştim. Evet ve buraya gelen insanlar otele geldiklerini düşünüyorlar. Çünkü o price range'inde bir para ödüyorlar bize. O yüzden de hani burada işte ışığın yanmaması, kapı kolunun sökük olması gibi hani bakım onarım tarafındaki eksiklikler olmamalı. Evet. Onlar tolere edilemiyor müşteri tarafından. Yani bu aslında çok bence güvenilir bir yapı. Ekstra işte yükümlülük sigortaları var. Biz onları da sağlıyoruz. Süper. Aynı zamanda işte tatil kiralaması için lisanslar alınıyor. Belediyelerden, Miami-Dade'den, VRBO'dan, DBPR'dan.
Bunlar için de bunları da biz alıyoruz. Peki müşterilerimiz görüyorlar mı? Ne kadar para kazandılar? Hangi sıklıkta rapor veriyorsunuz müşterilerimize? İşte bu ay şu kadar doluluklar, evet, aylık, bu kadar aylık raporlar veriyorsunuz. Aylık rapor yapıyoruz biz. Biz yani böyle hani otomatik raporlar çekmiyoruz bu sistemlere Airbnb üzerinden. Biz gayet hani uzun uzadıya raporlar yapıyoruz yatırımcılara. Ay sonunda yatırımcı işte bu raporda genel olarak aylık durum analizini, işte takvimini, hangi günler verildi, doluluk oranı nasıl gerçekleşti ve işte ekran çıktılarıyla birlikte bütün gelirlerin dokümanlarını. Ya bizim çok şeffaf bir yapımız var, çok transparan bir şekilde her şeyi yatırımcıyla paylaşıyoruz. Aynı zamanda hedeflenen versus gerçekleşen tarafında da rakamları, her şeyi görebiliyorlar raporda. Süper. Yaklaşık 20 slide bir raporumuz var her ay sonunda. Raporla beraber aynı zamanda o ayın hak edişini de banka transferi olarak genelde eş zamanlı gönderiyoruz. Muhteşem. Peki gelip kendileri kalmak isterlerse oluyor mu gelip evet, kalmak isteyenler? Evet, bu da işte kısa dönemin esnekliklerinden bir tanesi. Yıllık kiraya vermedikleri noktada bana önceden haber vermek koşuluyla veya ekibimizden başka bir arkadaşımız kim ilgileniyorsa daireyle ona haber vermek koşuluyla istedikleri zaman dairelerini kullanabilirler. Süper, muhteşem. Ve ya, geleneksel kiralamaya göre de, özür diliyorum, rica ederim. Geleneksel kiralamaya göre de %40 daha fazla yıllık kira getirisi, en az %40 daha fazla kazandırıyor. Farklı yapılarda çok daha avantajlı geri dönüşleri de var. 7 senede, 8 senede dönen geri dönüşler. Evet, inanılmaz olabiliyor gerçekten. Evet. Ben yıllardır yatırımcılarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum ve böyle returnleri gerçekten yakalamak, uzun dönem kiralarda böyle returnleri yakalamak artık ne West Palm Beach'te ne hiçbir yerde mümkün değil. İnanılmaz gelirler var ve Esma Hanım çok önemli bir noktaya değindi aslında. Bunu sohbetimizden önce ben de fark etmedim. Biz sizin evinizi mesela kiraya verdiğimiz zaman bir seneliğine, tabii ki ara sıra bir şikayet olursa kiracıdan gidip bakımını yaptırıyoruz, tamir yaptırıyoruz ama siz herhalde bir yatırımcımızın evine bir ay içerisinde en az 7 giriş bizim için. 7 giriş var ve eğer yanlış giden bir şeyler varsa anında müdahale edebiliyorlar. Canlar duydunuz, Miami'de veya herhangi bir Güney Florida'da kısa dönem kiraya, Esma Hanım'dan öğrendim, düzelteyim, sadece Airbnb değil, günlük kiralama yapmak üzere bir yatırım aracı almak isterseniz ben size alım süresince seve seve yardımcı olurum. İşim bu. Aynı zamanda şu anda kendimi artık yalnız da hissetmiyorum. Evet. Çünkü siz bu yatırımları aldığınız zaman sizin mülkünüze kendi mülkleri gibi özenle, zaten öyle yola çıkmışlar. Kendileri önce yatırımcı olarak yola çıkmışlar ve istedikleri servisi alamadıkları için bir açık görmüşler ve bu işi öyle kurmuşlar. Biliyorsunuz ben de aynı şekilde başladım. Kendime ev almak isterken istediğim servisi alamadım. Size şunu garanti edebiliriz. Yani mükemmel bir servis ve özenli bir ekiple eğer kısa dönem kiralık yatırım yapmak isterseniz nereye başvuracağınızı biliyorsunuz. Sevgilerle. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.